doğru bir pozisyonda bu işlere görseler bir sorun olmaz. Ben. Ama aynı pozisyon bir yani oturuş ya devranma ya eğilip düzelme bunlar yaşlı pozisyonda olmasa bu sancıları çok aldır. Ama hanımlarda en çok sebep bu arada bu da şey bizim yani bizim bedenimize bir müeyyen miktar bir müeyyen bir faiz yani yağ dokuları verdi. Ben. Bunlar hanımlarda daha çoktu. Çok. Yani şeylerde bu miktar 12 faiz, 15 faize kadardı. Ama normal seviyesi hanımlarda 25 faize kadar olur. Olur. Ne kadar artık çeki olsa, enflamasyon daha çoktu. Şiş daha çoktu. Ve dokulara yani bu iltihap yaratan maddeler daha çok görsenir. Pes bu arada hanımlarda çünkü artık çeki de vardı. Bəli. Bedenlerinde de. Bu artık yağ dokuları daha çoktur. Daha çok, ona göre bu sancıda çok çoğalır. Bu arada neler biz yapmalıyız? Bir de biliyorsunuz yağlar yediğimiz ve tükettiğimiz yağlar bu şişlere daha sebep olabilirler. Bizim bedenimizde muhtelif hisselerde interleukinler, prostaglandinler, lökotriyenler bu türlü iltihap vasıtaları çoktu. Bel. Her bir yerde bir zarar görmüş bir doku olmuş olsa onlarda bunları biz görürük. Ama bunlar nehardan kaynakları ve hansı yağlardan kaynaklanır? Eğer bunların yani o kaynaklanan yeri Bel. omega 3 değerli yağlar olmuş olsa Bel. Bu şişler daha az ve sancılar daha, daha azdır. Az olacak. Ama her ne kadar burada heyvanı yağlar dediğimiz sarı yağ, pi Bel. Yağları ya heyvani yağlardan biz yemeklerimizde çok tüketsek bu şişler daha yoğun, daha çoktu. Pes bu arada ne kadar oradan ki eleyebiliriz? Kırmızı etlerden az tüketek, yağsız yerlerin tüketek, yağlı heyvani yemekleri daha azaldık. Mesela toyuğun derisini soyup ondan sonra pişirek, yağlı yerlerin pişirmeden önce ayraq. Onu ayırak, kırmızı etleri daha az tüketek, piyleri filanı hatta eğer bazen değil ya pi ya yemeğe saldırıq dadını versin sonra götürürük. El hemen o araşidonik adında bəli. Bir yağ var onun içinde çoxalıb ve bu araşidonik en çok demeli şiş yaradan iltihap yaradan bir maddedir ve sancıları çoxaldır. Çoxaldır. Pes ne kadar bitkisel yağlara doğru gider bitkisel yağların içindeki omega 3 kaynaklarını daha çok tüketsek şey örneklerini vereceğim. Daha bizim şişlerimiz az, daha bu meseleye demeli eleyebilirik özümüzü dayandıraq ve dayanıqlı olaq. Ama omega 3 yağların biz hardan tapa bilərik? Hansı yemekler bunların en zengin kaynakları sayılır? O da budur ki, o bitkisel kaynaklanan o yağlar daha yaxşı. Ama onların içinde de omega 6 yağları var, bəli. Omega 3 yağları da var. Bizim en çok gördüğümüz yağ bu bitkisel yağlarında omega 6'dır. Bəli. Sen güne bakan yağında omega 6 var. Qarqıdalı yağında omega 6 var. Bəli. Soya yağında omega 6 var. Ve bunlar da yine bu şişleri daha çok aldırır. Daha çok aldırır. Ama mesela kolza yağında, kanola yağında demeli omega 3 de vardı. Ya da qoz fındıqda, badamda, fındıqda demeli qozda, bunlarda yaxşı yağlar var. Bunların şişleri azaldan yağdır. Onların istifadəsi. Bunların əgər yağı da olmasa bizdə, bunları yeməklərimizin içində artıq. Məsələn, səhər yuxudan duranda bu sancı da çoxdur. Bu peynirimizin yanında, çörəyimizin yanında gətirək tüketən, yani bunu da yanında qoz qoyaq, badam qoyaq. Bunlar dəyərli yağların içində, yağlar var içində və bunlar çoxlu bizim oynaqlarımızın sancısını azalda bilirlər. Digər yani bir şey qıda qaynaqları dəniz yeməkləridir. Dəniz yeməklərinin içində omega 3 yağı çoxdur. Amma görürük payız ayında bəzən deyir soyuqluq elədim. Bu dəniz yeməklərini bəlkə də az tüketirlər. Amma onun yanında bir şey olsa, məsələ zəncəbil çayı olsa, xurma olsa, dəniz yeməklərini bir programımıza artsaq, bunlar həm omega 3-ü yetirib bizim şişlərimizi azaldır, həm də ki onların soyuqluğu payız fəslində bizə çoxluğu toxunmayacaqdır.
Bunlar biz bir türlü tüketsek şişlerimiz azalır. Azalacaktır. Ama diğer şeyler de var. Yani mesela biz görürük ki bazı bitkisel maddeler var. Şişler de çok azaldır. Bəli. Bu sancılarımız, yani o sümüklerimizin sancıları çoxlu da bağlıdır buna ki, nətər bizim sümüklerimiz qıdalanır. Qıdalanır. Yani kalsiyum kaynakları, diğer mədəni suların kaynakları, ya da yemeklerimizin içinde olsa, bizim sümüklerimiz bərkiyib ve bunlardan kalsiyum götürülmüyüb ve bizim o xüsusilə sümüklerimizin başındaki oynaqlar olurlar. Bəli. Onlarda sancı ve şiş ve o demeli zarar görmek çoxlu az olur. Azalır. Bilirsiniz, eğer biz bir sümüğü nezarda alsaq, sümüğün arasından çoxlu kalsiyum bizim kanımıza geçmez. Bəli. Başlardan geçir. Bəli. Başlardan geçende kalsiyum götürülen de oralar biraz yumuşanır. Ve eğer ağırlık da üstlerinde gelse, bu sebep olur ki, sonradan kəlmə meydana gəlir, bəlkə də bəli, bu sancılar, yəni o deməli kıkırdaqlar o bəli, aradan gedir, sümüklərin başı bir-birinə sürtülür və o zərər görən hissələr, yoruq, şiş var, infilasyon var. Bəs biz sümüklərimizi də qıdalandıracaq. Bəli. Yəni kalsiyum qaynaqlarının ən yüksək səviyyədə biz tüketirsək.